Bu güzel Haziran akşamında çok değerli konuklarımız var aramızda. Sizleri Enel Aşk gösterisiyle baş başa bırakacağız. Hepinize iyi seyirler, iyi enerjiler diyoruz. Hepiniz hoşça kalın. Gösterir. Haykırır bir bakıma. Yolumuzda canın önemi yoktur. Biz cananı arıyoruz. Bunun için aşka aşık olduk. Aşk sanatı dışında sanat tanımıyoruz der. Aşık, aşk alanında gezinmeye başladığında vicdanının, doğanın, insanın ve toplumun özgürlüğüne engel olan her şeyi çekip atma uğraşına gider. Değişir yönü rüzgarların. Sular, ansızın yapraklar, şaşırır yolunu denizde geleği, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişidir. Avutmaz olur artık seni sevdiğin şarkılar. Boşanır kader zincirlerinden, sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak
öldürmeye yarar. Bu çölü kuşun sevdanın alıp başına gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece. Tükenmiş ve düşmüş gözlerden. Düşlerinde bir çocuk ışkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşayamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Aşktır yaşanan. Çift başına ölüm tek kişiliktir. Evet, böylesine olağanüstü dizelerin sahibi bu büyük usta. Sonunu tersten bitirdi. Ölümdür tek başına yaşanan, aşk iki kişiliktir diyor ya. Evet, hep iki kişilik ve o aşkı hep dediğim gibi erkekler anlatmak zorunda kaldı. Bize çok iş düşüyor. O yüzden çok kelime kullanmak zorundayız. Dolaştım, bir sana takar sarıldım kim biliyor. Bulut olup ağdığımı bilir. Boran ile yağdığımı bilir. Altanadan doğduğumu bilir. Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir. Altanadan doğduğumu bilir. Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir. Kaç kez gani oldum, kaç kere baktım. Kaç kez altın oldum, kaç kere baktım. Bilmem ki kaç kitap ismini okurum. Kaç deftere kaç yazıldım kim bilir. Bilmem ki kaç kitap ismini okurum. Kaç deftere kaç sarıldım kim bilir. Bazı nebat oldum toprakta sürdüm. Bilmem kaç atanın sürdüğünde durdum. Kaç defa cenneti alaya girdim. Cehenneme kaç sürüldüm kim bilir. Kaç defa cenneti alaya girdim. Cehenneme kaç sürüldüm kim bilir. Kaç kez alet oldum elde bakıldım. Semana kaç kere indim çekildim. Balçık olup kerpiç kerpiç döküldüm. Kaç bozuldum kaç kurdum. Kendisiniz? 35 yıl. Beyefendi biraz uzun düşündü, kusura bakmayın. 35 yılı hatırlayamadı. Hala seviyorsunuz değil mi? Kara sevdalıyım diyor. İşte budur. Bir alkış rica ediyorum buraya özellikle. Kara sevdalı var burada. Bak 35 yıl sonra hala aynı iç coşkusunu, aynı heyecanı yaşamak çok önemli. Çünkü aşık olmak çok önemli. 60 bin yıl öncesine götüreceğim sizi. Mağara döneminde insanlar ölüleri gömmeye başladığından beri aşk var. Ama aşk konusunda aklımız karışık. Farkında mısınız? Hep kadınları seviyoruz. Kadınları seviyoruz ve kadınlara aşkı anlatmaya çalışıyoruz. Hiç aşık olup da şiire döken eski tarihlerde kadın yok. Çünkü erkek anlatmak zorunda. Derdini anlatmak zorunda erkek. Nasıl aşık olduğunu. Çünkü kadın süreçlere bakıyor. Biz erkekler sonuçlardan söz ediyoruz. Tahir olmak ayıp değildir, zühre olmakta. Hatta sevda yüzünden ölmek ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte. Yani yürekte. Ama ben böyle devam etmeyeceğim. Ya baksana ne hale geldiler. Ben şiir okuyorum, siz ağır parçalar söylüyorsunuz. Ya eğlenmeye geldiler bunlar ya. Vallahi testi kırmış yetim gibi oldu bu seyirci. Sonra arkamızdan diyecekler ki Metin Uç'a geldi, yanında Menderes vardı, çok güzel sesli Ayfer Hanım vardı, bir de orada boş oturan bir adam vardı, ne dediği anlaşılmıyordu. Dördü bir arada bir şey yaptılar ama biz bir şeye benzetemedik. Rica etsem, sen acaba... Sen ne anlatıyorsun abi ya? Ya bir şey söyleyeceğim, acaba mümkünse beraberce bir şey söyleme şansımız var mı? Bildiğiniz bu, hayır. Thank you.
seher içinde düştüm sevda. Bırakma kafanda beni beni. Bir seher içinde düştüm sevda. Bırakma kafanda.